Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü nasıl yaparız videomuzda yeniden başlayan doğal gaz yardımını ele alacağız. Bunu ele almadan önce Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın videosunu paylaşacağım. Neler söylemiş doğal gaz hakkında? Neler yenilikler geldi, neler yapılması gerektiğini anlatacağım. Şimdi doğalgaz yardımına abone olmadan önce yanınızda elektrik, su ve internet abone numarası muhakkak olmak zorundadır. Bu abone numaralarını E-Devlet'ten kayıt yaparken istiyor. Bu numaraları kaydedeceğiz tek tek. Sonra sürece devam edeceğiz. Evet, dediğim gibi ilk önce Sayın Cumhurbaşkanımızın videosunu paylaşıyorum. Sonra doğal gaz yardımını adım adım nasıl yapılır anlatıyorum sizler için. Geçtiğimiz kış başlattığımız doğalgaz tüketim desteği programını bu yılda sürdüreceğiz. Bu destekten yararlanmak isteyen ev sahibi veya kiracı fark etmeksizin tüm vatandaşlarımız 5 Eylül'den itibaren elektronik devlet üzerinden başvurularını yapabilirler. Kronik hastaların veya yaşam destek cihazlarına bağlı kişilerin bulunduğu hanelere doğalgaz desteği %5 fazlasıyla yapılacaktır. Doğalgaz yardımı başvuruları başlamıştır devlet üzerinden. Detaylı olarak video çekeceğim bu konu hakkında. Nasıl yapılır, nasıl edilir, kimler yararlanır bu yardımı, bunu ele alacağım. Öncelikle bu yardımı kimler yararlanıyor? Onu başlıca bir konu alalım. Doğalgaz yardımı kimler yararlanacak? 4 milyon hane için yılda 2 defa ödeme üzere 450 TL ile 1150 lira arasında değişen miktarlar doğalgaz yardımı desteği sağlanacaktır diyor devletimiz. Peki nasıl olacak? Türk vatandaşı olması, devlet kapısı üzerinden destek programı başvuruda bulunması, doğal gaz arzı sağlanan ilçe, belediye ikamet ediyor olması, adına kayıtlı doğal gaz aboneliği bulunması, ödenecek faturanın masken aboneliği abone grubuna ait olması, tiyaz sahibi olması. Başta kriterler var. İhtiyaç sahipliğinin ölçümü nedir acaba? Buna bir bakalım. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın yakıt, kömür yardımından yararlananlar için 3294 sayılı kanun kapsamındaki sosyal güvence olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvence olan ancak hane içinde kişi başına düşen gelirin net asgari ücreti 1,3'ünden az olan haneler saati bulunuyor. Bu saatten olursa doğal gaz yardımı alabilirsiniz. Yılda 2 defa geçerli. E-Devlet üzerinden ben giriş yaptım. Doğal gaz eşimin adına olduğu için doğal gazın E-Devlet üzerinden eşimin E-Devleti'ni açtım. Ve burada diyor ki yeni başvuru yapalım diyor. Ve tıklıyoruz. Ve bu linki de
videonun altına paylaşacağım sizlerle. Evet, Aile ve Sosyal Bakanlığı Sosyal Yardım'a başvuru diyor. Burada gördüğünüz gibi tek tek maddeler içinde. Evet, mecbur olanları işaretliyoruz. Ve başvuru yapın diyor. Evet, Gülruh adına. Evet, diyor ki ya, bu adreste mi oturuyorsunuz diyor. Evet diyorum. Devam diyorum. Evet. Herhangi bir geliriniz var mı diyor. Yani burada diyor ki bir yerde çalışıyor musunuz diyor. Ben ve eşim bir yerde çalışmadığı için hayır diyorum. Evet diyor ki burada da paraya eğer sistem kabul ederse parayı yatırmak için IBAN numarası gerekiyor diyor. Bizim engelli maaşlarımız PTT'de yatırdığı için biz PTT'nin IBAN'ını şimdi buraya kaydediyoruz. PTT IBAN'ı bu. Kopyalıyoruz. Ve yapıldı. Sosyal yardım alıyor muyuz? Biz engelli olduğumuz için sosyal yardım alıyoruz. Sosyal hizmetler merkezinden yani engelli maaşımız var. Bir tek. Kirada mısınız? Hayır. Bunları doğru bilgi şeklinde vermek zorundasınız. Yoksa soruşturma açılabiliyor. Oturduğunuz ev kime ait falan soruyor. Aileme ait diyorum. Kendiniz hariç evde kaç kişi var? Bir kişi daha var. Evet, burada o kişinin TC numarasını istiyor. Adını istiyor, cep numarasını istiyor. Bunları doldurmamız gerekiyor. Beyan ettiğiniz kişinin geliri var mı diyor. Bir yerde çalışıyorum diyor. Hayır, bir yerde çalışmıyor. Ve bunu ekliyoruz. Yaşadığınız adrese oturan kendini dahil toplam geliri ne kadar diyor. Ben ve eşimin toplam geliri 2000 oluyor. Bunu ekliyorum. Herhangi bir bilgimiz var mı diyor. Hayır diyorum. Yaşadığınız adrese herhangi bir engelli durumu yaşayan bir ev var mı diyor. Evet. Engelli. İki kişi engelliyiz. Evet. Yaşadığınız adrese ikamet ettiğiniz hanenizde zorunlu askerlik hizmeti yaptığınızda ya öyle bir şeyler yok. Yaşadığınız adrede 65 yaş bir ev var mı? Yok. Yaşadığınız adrede ikamet ettiğinizde okula giden çocuğunuz var mı diyor. Yok. 0-70 çocuk var mı diyor. Yok. Yaşadığınız ikamet öksüz yetim çocuk var mı? Yok. Evet. Bir sonraki adımda KMK ettiğiniz 0-24 aylık ikiz çocuk var mı yok mu diye soruyor. Yok. Evet. Yaşadığınız KMK kronik hastalıklar var mı diyor. Trombostik gibi hastalıklar var mı diyor. Yok. Yaşadığınız adres KMK ettiğiniz bir kronik hastalıklarda kronik tedavi süreci devam eden biri var mı? Tıp bir diyabet var. Bulunduğumuz yerde. Yaşadığımız adres ikametgah ettiğimiz sağlık güvencesi olmayan bir ev var mı? Hayır. 2022'de
sağlık güvenliği içinde yer alıyor. Yaşadığımız yerde yıkanma kaydettiğimiz gibi biri var mı? Hayır. Yaşadığımız yerde refah etti mi diye soruyor. Hayır. İhtiyaç talebini yazın diyor. Yardımı diyelim. Ve devam ediyoruz. Evet, burada yine soruyor. Isınma şekli nasıl diyor. Doğal gaz diyoruz. İkamet ettiğiniz mahalle doğal gaz tesisi var mı? Evet. Bunlar zaten otomatik olarak tıklanmış oluyor. Gördüğünüz gibi. Evet, şimdi buraya gelelim. 23. sıraya geliyoruz. Ve ikamet ettiğiniz adresi tüm abone numaralarını istiyor. Evet. Elektrik, su, internet. Kullanıyorsanız bunları doldurmanız lazım. Ben bunları daha önce de ayarlamıştım. Su numarası bu. Elektrik numaramız bu. Ve internet. Yıl içinde ısınma desteği kapsamında tercih ettiğiniz destek türünü seçin diyor. Dediğim gibi bir yılda iki kere yardım verilecek. Bunu siz karar veriyorsunuz. Kömür yardımı mı, doğal gaz yardımı mı, ısınma desteği mi diye burada işaretliyoruz. Doğal gaz. Ve bizim firmamız da Akmerçan olduğu için bunu işaretliyorum. Bakın çıkıyor gördüğünüz gibi hemen. Burada bunu da işaretleyelim. Ve tamam diyoruz. Evet. İlerledikten sonra aşağıya doğru iniyoruz. İncelemelere bakıyoruz. Eksik bir şey var mı diye. Sözleşmeyi kabul ediyorum. Tekrarlıyoruz. Ve mecbur olan yerle işaretliyoruz. Ve başvuru listenizi kabul edildi diyor. Bundan sonra bekliyoruz. Kabul edildi mi edilmedi mi de E-Devlet'ten kontrol edebiliyoruz. Kabul edilince. Peki kabul edildikten sonra bu ödemeyi nasıl alıyoruz? Faturanızla beraber PTT'ye gidiyoruz. İndirimli olarak faturaya yansıttırıyorlar. Yani faturanızı veriyoruz. Faturanız eğer 500 TL ise indirim 300 TL ise bunun siz 200 TL'sini ödemiş oluyorsunuz. PTT'den yapılıyor. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Her zaman dediğim gibi biz sizinle varız.